Ve Metin 2 oyun sonu. Ama başka bir hesapta, Deli 36'da değil. Marmara'dayız oğlum. Marmara daha çok oynanıyormuş lan arkadaşlardan. Ben gerizekalılık yaptım orada başlayarak. Tarıkcan kolpa 70. Baksana iki tane arkadaş mis gibi oynuyor oğlum. Kendi kafalarına göre başlamışlar. Büyük ihtimal hileler ama otomatik av da olabilir. Benim o küçüklükten hatırladım. Metin 2 kanalı da böyleydi. 2 veya 3 arkadaş, tam hatırlamıyorum miktarını. 12-13 yaşlarındadırlar. Girmişler videoya Metin 2 birinci bölüm diye. Birinci köyde kasılıyorlar beraber. İkisi de yan yana. Misafirliğe gelmiş zaten bir çocuk. Misafirlikte çekilen bir seriydi o. Dur, ittik yapayım bir yandan ben şu 15 demin metnini de kırayım. Görevim vardı ama, savaş metnini öket diye görevim var. Onu da bitireyim, kendim oynayacağım. Hadi lan ellemiyorlar bak, kaplanlarla uğraşıyorlar. Kırayım bir. Heh, bitti görev. Ulan 2 haftadır bitiremedim şu görevi. Yan yana 2 tane masaüstü bilgisayar koymuşlar ya. O eski güzel klavyelerin sesi falan da geliyor. O kadar profesyonel çekmiş oğlum çocuklar videoyu. Atıyorum diyor ki Ahmet, sen git biyolog görevlerini yap. Ben burada kasıl meydan biliyorum. Sana da XP gelecek. Çok mükemmel bir ortam. Oğlum çocukların oyun oynadığı oda bok bokar ya. Mousepad'in üstünde tükürük lekeleri olur. O çocuklar çok havalıydı bize göre. Bu ikisi de büyük ihtimal öyle kendi kafalarına göre takılıyor. Sevindim bak, böyle tipleri görünce seviniyor. Tarhan canmış lan çocuk, Tarıkcan değil. Çocuk isim olarak kazanıyor zaten hayatta. Oyunu bırakmadan önce size itemlerimi tanıtayım. Benim zaten Marmara'da hesabım vardı. Bunu ekstra olarak açtım, kastım manyak gibi. Artı 9 dolunay var. Bu karanlık maranlık değişik şeyler gelmiş. Bunu pazardan aldım 2 bona. Ama 30 ortalaması var zihinsel hesabım. O yüzden bu 30 ortalamanın bende yeri büyük. İğrenç bir yansıtma var. Oğlum bu hangi iğrenç kostüm veya silah lan? Makyaj malzemesi gibi duruyor anasını satayım. Met tarafından bir uç fışkırıyor. 50 level silahı da bir yanda duruyor ama sevmiyorum ben bunları kullanmayı. Zırhım 1500 HP. Bir de 10 rüzgar var. Ekstra bir boku yok. Artı 3 taşları var. Ben bunu oyuna seneler önce başladığımda biri verdiydi bedavaya. Kaskım normal örümcek zindanında düşürdüm. Beşken kalkan artık bu efsunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Ben zaten kasılmak için oynuyorum bunu. Bunda 500 HP, bunda 1000 HP, bunda 400 HP geliyor. Bunda ok savunması var diye bunu artı 4'e bastım. Bunu kullanıyorum. Şurada bir zırh daha var. 500 HP veriyor ama 30 saldırı değeri. Zihinsel kullandığım için özellikle gittim bunu aldım. 500 MM aldım, Bivona mı aldım tam hatırlamıyorum. Oyunu bana sevdiren detay bu combo ustalığıydı oğlum. PvP oynayanlar bilir. Bunu açtığınızda çok rahat kasılıyorsunuz. Özellikle zihinsel oynuyorsanız veya sıra oynuyorsanız bir karaktere tek atma imkanınız yok. Bir bedensel gibi, biz ninja gibi bir anda fışırt diye adamın içine çıkıp kesemiyorsunuz. Bir süreç alıyor ve belli bir yerden sonra slotları böyle yaptıktan sonra arkaya itmek sizin çok vaktinizi alıyor. Ama komboyu fulllediğinizde 5 sene falan vuruyor oğlum. Yahu ya değil. Yahu ya, yahu ya, ya. Uzuyor gidiyor. Çok uğraştım bunun kitaplarını bulabilmek için ben. İyi oktu için de kabul etti şükür. Kaç tane kaldı anasını satayım? Tanesini 3'en verdim bunların. Tabii oto avım da bitmiş dün açıktan. Bir daha da para yatıramam ben bu oyuna. Bırakırım çünkü ben video çekmeye değil komple oyunu bırakmaya girdim. 50 level'dan sonra kasamıyorum beyler. 50 level'a böyle ıhına ıhına gelindi. Çaktırmadan da söyleyeyim. Kastırttım da kendimi biraz. Benim hesapta 4 won mu ne varmış? 3 won'unu adama verdim. 50'ye kadar getirdi beni 29'dan. Oğlum ben küçükken de 29-30 sonrası çok zor kasılıyordu. Hala çok zor kasılıyor. Oyunda en ufak bir gelişme yok. Tamam şu bilgilik iksirlerini veriyor. Bir tane de teş taktım. Gene kasılamıyorsun, çok uzun sürüyor. Ya ben bu oyunu kasılmak için oynuyorum. Ben bu oyunu slot kesmek için oynuyorum. Sıkılmıyorum hiçbir türlü. Ama çok uzadı oğlum. Salak salak görevler verilmeye devam ediyor. Ben kaç level'a gelmişim hala o görevleri veriyor. Kendi level'ıma göre özelleştiremiyorum onları. Oğlum bir de bu kadar iyi itemlerim olduğunu geçtim. Zihinselim. Ulan çok kötü de değil. M2 şu an. Artı 136 savunma veriyor. Ben yine yatıyorum lan. Vadide yatıyorum. Örümcek zindanında yatıyorum. Hasar vuramıyorum ama bedensel de en azından hasar vuruyorsun. Bak bir adam daha yattı ben buraya gelirken. Kuşağı muşağı da var. Peti de var. Bu nasıl yattı lan? La ben şu örümceklerden nasıl yatabiliyorum şu an? Ki burada kasıyor. Ticaret bölgesi kasıyor. İnanılmaz kasıyor. Ulan benim bilgisayarda ticaret bölgesi kasıyorsa bura kasıyorsa. Bir de performans modundayım. Performans modu diye bir şey gelmiş oyuna. 20 senelik bilgisayarı olan eski oyuncu kitlesi ne yapacak? O adamlar bilgisayar almaz ki oğlum. Yeni bilgisayar almaz o adamlar. O adamlar bir kere bilgisayar aldı onu 50 sene kullanırlar. Oyunu oyunu yapanlar da onlar. 45 yaş üstü kitle oynuyor zaten şu an genele vurduğunda. Ulan kimle kontak kursam? Telefon numarası aldım mesela geçen. Bildiğin arkadaş olduk adamla oyunda. Profiline baktım rahat 30-35'i var. Ulan ben oldum zaten 22. Bu oyunun kitlesi büyük. Adamlarla bildiğin dalga geçiliyor ama biz de utanmadan oynuyoruz da. Yeşil pot falan da basılı. Ona rağmen çok yavaş vuruyorum. Ve elindeki dolunay kötü mü beyler? Aranızda bilen var mı bunu? 30 ortalama 70 gibi bir de artı 9'a basılmış. Benim bunları 2 vuruşla öldürmem gerekmiyor mu? En kötü hasar almamam gerekmiyor mu? Ben oyunu yanlış mı biliyorum? Ben senelerce yanlış mı oynadım? Ucuz olsun diye ben zihinsel açtım çarabide. Bak manyağa bak lan, manyağa bak lan. Karşı odadan geldi benim odama çattı. Bu adamlar da bitmedi. Bu yüzden zaten PvP'yi seviyorum ben. Ulan 2 saniye alt tapta video devam ediyor mu diye bakayım dedim, yatmışım. 2 saniye vallahi 2 saniye. Ay ışığı etkinliği de var herhalde. CH4'te oda bulmak imkansız. CH1'de oda bulmak imkansız. Allah'tan adam AFK gibi duruyor.
Salça olsam mı şuraya yazıp şey? Yok. Ben geldiğim anda başladı şerefsiz. Ben şu koridorları da kaslayayım ya küçük çocuk gibi. Alıştım zaten. Ay ışığını otomatik açabiliyor muydum? Bilgi Kral'ın eldiveni. PvP'de yere attın, TR'de yere attın. Hiçbir boka yaramayan şey. Pazara yine 3 hem de koyuyorlar da. Onlar da benim gibi oyunu bilmeyen, para kazanmaya çalışan tipler. Eskiden 30 level olup EDP düşürüp para kasabiliyordum. Ben öyle 2015'te Metinlik ilk defa Steam'e gelmişti ya mesela. Hayatımda ilk defa bir oyun için ben uyurken bilgisayarımı açık bıraktım lan. Anneanneme gittim o gün. Mobil veriden açtım. Mobil veriden hem oyunu indirdim hem kasılmaya bıraktım. Bayağı büyük fedakarlık yaptım. Oğlum ben bu oyun için o zaman. Kendi gözümle tabii. 30 level olduk arkadaşlar. İnanılmaz sevinçliyiz ama. Şerefsiz bana şaman açtırdıydı lan. Erkek şaman oynadıydım bir de. Sonra kuzenlerim geldiydi anneannemgile. İnanılmaz sinirlenip uyandım bilgisayara bir şey almasınlar, pazara bozmasınlar diye. Ne satıyordum onu da hatırlamıyorum. Bayağı boktan şeyler koymuşumdur çocuk aklımda. Yine de satıldıydı o dönem ama. Sonra sürekli bir şekilde 10 tane ETP kasıp BM'den veya IKEM'den veriyordum. Bayağı bildiğin ticaret döndürebiliyordun. Şimdi ETP'ler kalkmış. 67 level zırhları, siyah çelik bilek amir. Rabi zırhı falan onları anlatıyorum. Hepinizin hoşuna giden tasarımlı şeyler. Zamanında onları markette bayağı pahalıya buluyordun oğlum. Onların artı birine bile sahip olsan çok zengin bir adamdın. Şu adamı cesaret ellerini olarak kullanabiliriz mesela. Oo, delici savaş falan çıkıyor lan. Oğlum ay ışığı sandık falan iyiymiş. Zaten Marmara'da oynayanlar da etkinlik için oynuyor şu an. Yoksa diğer sunuculardan hiçbir farkı yok. Geçen misafirliğe gittik. Çocuğun odasına girdim. Çocuk dediğimde 27-28 yaşında vardır. Metin 2 açık arkada Marmara'da büyülü oynuyor. O da arkaya mecburen 2-3 tane hesap açmış. Öbür türlü kaslamıyorsunuz. Para çıkmıyor. Lan 90 level adamla 50 level adamın aynı parası olabilir mi? Onun da bir bonu vardı, benim de bir bonum var. Onun üstündeki itemler de o kadar aman aman değildi. Benimkiler daha iyidir beleşe bunlarım. Zemli bir ışık geliyor. Tecrübe puanı da veriyor lan. Bunda level atlanır. Ben zaten razöder aldım birkaç tane 5M'e. Öyle 30 level oldum 20'den. Atlanmıyor oğlum, çekilmiyor belli bir yaştan sonra bu. Madem bu kadar yerdim bunu, neden bedensele dönmedin diyorsunuz. İş işten geçtiydi. Skill'leri değiştiremedim. 42 level bir de bedenselim var. Ama şu sandığı kaybolmuş. Bütün itemler zaten nesne markete gitmiş ya. Arada kaynadı mı ne bok olduysa bilmiyorum ama bu olmadan artık para yatırmadan oyun oynanmıyor. Para yatırsanız bile çok büyük önemi var bu usta sandığının. Bayağı bildiğin oyunu silme vakti gelmiş ya. Ben PvP oynamayayım diyordum. Sizle beraber oynayalım bunu, hem de biraz uğraşmış olurum üstüne, bir anda bırakmamış olurum diyordum da. Yeri artık oynanacak seviyede değil. Şuna bak la, örümcekleri 50 kere vuruyorum. Canım gidiyor, sürekli pot basmam gerekiyor. Yani bir bonum var, yanında da 50 emim var da bu nereye kadar götürecek beni? Daha benim item dizmem gerekiyor, Esun nesnesi almam gerekiyor, pot almam gerekiyor, BK almam gerekiyor. İyi bir 4-5 bölüm dayandık en azından, hayalimi gerçekleştirdim. Ramazan'da oturup ciddi Metin 2 oynayıp onu size anlatmak, göstermek. Son örümceğini kes, şunu eline tak, bu bir tık daha fazla vuruyor. Kendim delirmeyi seviyorum ben. O dolunayı sevdiğim için, tasarımını sevdiğim için hoşuma gidiyor da. Ben size 10 dakika bir şey anlatana kadar bir sürü 30 or kesiyor bu. Millet nasıl 80-90 level'a kadar bunu kullanıyor lan? Millet nasıl zehir takana kadar buna bağımlı oluyor? Aranızda benle yaşıt varsa, yani benden de büyük olmasın, bütün arkadaşlarım benden yaşlı artık lan. Benle yaşıt veya benden çok az bir şey küçük olan varsa gelsin beraber oynayalım. En azından 2 kişi olduğunuzda kasılmak kolay oluyor. Combo kitabınız da hazır. Burada combo ustalığı da duruyor. 50 level olmanız gerekiyor yanlış bilmiyorsam. Ama hazır alınır. En kötü 3 emek giderim bir combo normal kitabını alırım. Size bir çar dizilir yani bu Vivon'a. Bayıyor oğlum çünkü sabahtan akşama kadar bunu görmek. Lan şu çarı şuraya bıraksam 7-8 saat. 2 level'dan fazlasını alırsa şerefsizim. PvP'de 1 saatte 1-105 oluyorsunuz. Üstünde gelişerek oluyorsunuz. Burada gelişmeden o level atlıyorsunuz. Kanlar içeri düşüyor anasını satayım. Ay ışığı da düşmüyor. Bir ay ışığı daha. Nereye gitti lan ha? Lisan yüzüğü. Bu belki işe yarar. Ticaret yaparsak falan işe yarar da hiçbir işe yaramaz lan. Seneler önce işe yarardı bu. Şimdi ticaret bölgesi var zaten. Bomboş bir oyun haline gelmiş. Bomboş. Bir de şu ışınlanma yüzünü kullanarak nereye gidek lan? Nerede kasılabilirim? Soğan Dağı'na gidilir ama çok yürüyeceğiz orada. Ona hiç gerek yok. Sürgüne gitsem taşım yok. PvP'ye odaklandı kafa, yine gitti. Eşek gibi Soğan Dağı'na gidiyoruz. Bu haritanın müziği de hep korkuturdu lan beni küçükken. Böyle sefil bir duruma düşmüşüz, iflas etmişiz. Bütün aile fertlerimiz ölmüş, sadece 2-3 kişi kalmışız. Hepsi de hastalıklı ya. Ben büyük ihtimal hastaneye gittiğim hafta bir öğrendim böyle bir map olduğunu. Ondan sonra hep korkmaya başladım burada. Son bir metin bulah, metin kırak. Sonra ben silerim, büyük ihtimal rakyon falan geçerim. Bunu senelerdir hiç oynamadım. Metin 2 en azından her sene bir kere de olsa deniyordu. Vay anasını lan. 2011-2012'de falan ben 30 level'da artık ikinci köyde kasılamamaya başlayınca buraya geldiydim. Burada da sürekli yatıyordum. Sonra yeni karakter açıp tekrar 30 level'a kadar kasıyordum. Öyle rahat bir 50 tane çare 30 level'a kastım. Sonrasında nasıl kasılacağımı bilmiyordum. Yine de zevk veriyordu. Bak şu an 50 level oldum, hiç bok yapamıyorum. Gene zevk vermiyorum. Ben zaten hiçbir şeyden zevk almıyorum. Benim zevk almam olayım ayrı. Ben bir şeyi sevmem. Ben bir şeyden nefret ederim veya normal görürüm. Ama yani Valorant var. Rakion var, başka online oyunlar da çıktı. Black Desert oynarım en kötü.
Oynamam da yani, bundan iyi gene. Hava kılıcının pallamasından anladım anasını. Yoksa görmezdik bunda. TR'deki son metnimi kırıyorum, o yüzden her şeyimi basıyorum. Bir daha da daha TR'ymiş, MR'ymiş. Gameforge'u sileceğim ömür boyu. Zaten format atmadan önce oynayayım diyordum anasını satayım. Birçok programı biriktirmeyeyim. Sonra belgelerde bulamıyorum istediğimi. O yüzden bu kadar aceleye bindim Metin 2 serisinde, diğer serilerde. Cesaret pelerini bassam yatar mıyım lan? Onu da deneyeyim. Boşuna durmuyor 55 tanesi. Ha, hiçbiri gelmiyor. TR'nin de boktanlığı bu. Cesaret pelerini normalde 50 kere basılır gibi çekebilsin sana güzel şeyleri. Burada paranla rezil oluyor. Şuna bakla, yatıyorum. Yattım. Bizim çarın zihinsel olduğuna bakmayın. Özürlü bu. Özürlü. Zihinsel özürlü. Artı 140 savunmayla üstünde 1500 HP artı 101 defans da buradan geliyor. Bedenselde öfke açtığınızda daha fazla hasar alıyorsunuz. O yüzden sevmiyordum. O yüzden çok iyi bir zırha mırha, bayağı iyi efsunlara ihtiyacımız vardı. Kılıcınız boktan olsa bile sonuçta hava kılıcı var. Her türlü güçlü olacağınız. Burada da kılıcınızın iyi, üstünüzün kötü olması gerekiyor. Çünkü buradan da oğlum çok boktan, çok detaylı bir oyun aslında. Metin 2 öyle göründüğü gibi kolay bir oyun değil. Cüzdanınızın çok iyi olması gerekiyor. Beyninizin de değil. Güçlü beden veya hava kılıcı BK atarsa devam. Ucu ucuna yatmadan bitirebildiğimi bak, güçlü beden kapandığında hiç dayanamıyor. Bu varken gene en azından bir can kalıyor. Ne bok oldu, ne düştü, yaşama isteği. Oh, güçlü beden. Lan vallahi güçlü beden düştü dilime, sıçarım ama ben. Çalışmadı. Deli 36 kendi PvP sunucusunu açmaya gidiyor.